arazide ilerlerken yaban domuzu ile karşılaştım. Bir el ateş ettim fakat vurulup vurulmadığını şu an bilemiyorum. O nedenle önüne doğru, ön tarafına doğru ilerleyip tekrar karşılaşma ihtimalini eğer vurulmadıysa düşünüyorum.
önemli bir av süreci yaşadım. Şimdi vurduğum asılı domuzun yanına doğru gidiyoruz. Değerli avcı dostlar, İlhan Hoca Doğada programından hepinize saygı ve sevgilerimi arz ediyorum. Bugün sizlerle yine güzel bir bek avı ile beraber olduk. Bek avının başlangıcından itibaren gerçekten verimli bir av sürecini yaşama fırsatı bulduk. Henüz daha ava yeni başladığım alacakaranlık sularında bir azılı ile karşılaştım. Mevcut patikamın üzerinde takriben bana 50-60 metre civarlarında tesadüf etti. Hareketsiz bir vaziyette hemen orada bekledim. O birkaç tereddütten sonra bana biraz müsait olabilecek bir açıya doğru ilerledi. O noktada bir el ateş ettim. Daha sonra onun ön yönüne doğru, yani gidiş istikametini ön taraftan kesmek ve bağlamak için o yöne doğru koştum. Fakat o yönde onunla karşılaşma imkanına sahip olamadım. Birazdan atış noktama doğru ilerleyip onun vurulup ya da vurulmadığına dair bir tespit de yapacağız. Ardından yine avlakta önceden tespit ettiğim bir noktaya doğru ilerledim ve bek avımı başlattım. Öncelikle sürü bir domuzun hem görüntüsünü hem de seslerini karşı yamaçtan algıladım. Yine çevremden iki noktadan hem sağımdan hem de solumdan geçen domuzların seslerini duydum. Fakat çok uzak mesafedeydiler. Sonra bu asıl beklediğim patikadan genç azılının sesini duydum. Sonra görüntüsünü algıladım. Bana çok kısa mesafeye kadar gelmesini sağladım. Bu süreç içerisinde herhangi bir şekilde silahıma davranmadım. Sonra yaban domuzu ağaçların arasına girdiğinde sakin bir vaziyette, yavaş bir vaziyette silahıma davrandım. Takriben bana 4 ya da 5 metre kadar yaklaşmıştı. O arada hala beni hissetmedi. Fakat son anda beni algıladı ve bir refleks gösterdiği anda ben de tetiğe dokundum. Güzel bir kısaca atışı oldu, kalp atışı oldu. Dolayısıyla İlhan Hoca Doğada programında bizlere ve sizlere yakışan bir av sürecini daha beraberce bitirmiş, tamamlamış olduk. Genç bir azılı, sabahın alacakaranlığında ateş ettiğim diğer azılı ise buna nazaran biraz daha büyük olduğunu tahmin ediyorum. Ümit ederim onu da vurma imkanına sahip olmuştuk. Şimdi gidip ona bakıp durum değerlendirmesi yapacağız. Evet, İlhan Hoca Doğada programından hepinize saygı ve sevgiler. Rast gelsin efendim.